Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Bu canlı yayınımızda genel tekrar yapacağız. Trablusgarp Savaşı'ndan Atatürk dönemi Türk dış politikasına kadar olan kısmı özet bir şekilde tekrarlamaya çalışacağız. Sınavda gelebilecek önemli noktaları üzerinde durmaya çalışacağız. Evet, Trablusgarp Savaşı ilk olarak üzerinde duracağımız nokta. Trablusgarp Savaşı dediğimizde İtalya'nın sömürge elde etme amacıyla gerçekleştirmiş olduğu bir savaştı. Trablusgarp tam onun karşısında coğrafi konum olarak çok yakın bir noktadaydı. Ve netice itibariyle Osmanlı Devleti'nin üzerine yürüyordu 1911'de. Trablusgarp Savaşı dediğimizde savaşı bitiren Uşi Antlaşması sıklıkla sorulur. Mustafa Kemal'in katılmış olduğu ilk savaş olması, Uşi Antlaşması ile Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiş olması, tabi Cihat kaydedilecek bu da. Bununla birlikte üç kıtaya hakim devlet olma özelliğini kaybetmesi yine Uşi Antlaşması'nın önemli noktalarıdır. Dünya tarihinde ilk kez savaş uçağı bu savaşta kullanılmış. Bu ilk uçağı düşüren de yine Türkler olmuştur. Bunlar çok önemli noktalar. Balkan savaşlarından da kısaca bahsedecek olursak, Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemesi, Fransız ihtilalinin milliyetçilik fikir akımı genel olarak etkendir. Balkan savaşlarında önemli olan devletler kimler? Savaşı etki eden. Birinci Balkan Savaşı'nı başlatan Karadağ. Birinci Savaş'tan en karlı çıkan Bulgaristan. Birinci savaşta olmayıp ikinci savaşta olan Romanya, sınırımız olmamasına rağmen İkinci Balkan Savaşı'nda barış antlaşması imzaladığımız Sırbistan var. Neden imzalıyoruz? Bölgede kalan Türklerin haklarını koruyabilmek için. Bununla birlikte arkadaşlar yine Balkan Savaşları dediğimizde Birinci Balkan Savaşı'nı bitiren Londra Antlaşması vardır. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Baba Ali baskını hükümet darbesiyle İttihat ve Terakki yönetimi ele geçirmiştir. Yine Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. Birinci Balkan sonucunda Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ulusu olma özelliğini taşıyor. Bunun dışında ne vardı? Yine süreç itibariyle İkinci Balkan Savaşı'nda birden çok anlaşma var. Bilgi sorularında sıklıkla geliyor. Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul, Sırbistan ile İstanbul, Yunanistan ile Atina Antlaşması var. Balkan devletlerinin kendi arasında imzaladıkları bir de Bükreş Antlaşması var. Ki Bükreş Antlaşması'nda Osmanlı yoktur. Bu da yine bir bilgi sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili neler geliyor? Genel sebepler, özel sebepler var. Bir de savaşı başlatan sebep var. Avusturya, Macaristan veliahtı Ferdinand Sırbistan gezisi sırasında bir Sırp milliyetçisi Gabriel Princip tarafından öldürülmesi savaşı başlatıyor biliyorsunuz. Genel sebepler içerisinde Fransız ihtilalinin milliyetçilik fikir akımı, ham madde pazar yeri arayışı en temel sebep olarak geçer. Devletler arası özel sebepler arasında en meşhur Almanya ile Fransa arasındaki Ren bölgesi Alsas-Lorraine sorunu en dikkat çekicidir. Bu da yine sorularda karşımıza çıkıyor. Merhabalar. Devam edelim. Birinci Dünya Savaşı dediğimizde sevgili arkadaşlar, Osmanlı'nın bir de katılış sebepleri var. İlk başta tarafsızdır, boğazları kapatmıştır. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını açıklamıştır ama sonradan savaşa girmek istemiştir. Neden? Kaybetmiş olduğu Balkan Savaşları'nda özellikle kaybettiği toprakları geri alabilmek, eski gücüne kavuşmak, kapitülasyonlardan kurtulabilmektir. İtilaf bloğu Osmanlı'yı istemezken Almanya da Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak istemiştir. Almanya neden bunu da istiyor? Savaşı geniş alana yaymak, sırtındaki savaş yükünü hafifletmek, Osmanlı elindeki halifelik gücünden, yeraltı kaynaklarından faydalanabilmeyi amaçlamış idi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinde de biliyorsunuz Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin işte Osmanlı'ya gelmesi, sonrasında da Rus limanları olan Sivas, Tapol ve Odessa limanlarını bombalaması İkinci Dünya Savaşı ya Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasını sağlamıştır.
Cepheler arkadaşlar, Osmanlı'nın cepheleri, saldırı cepheleri, savunma cepheleri, yardım cepheleri vardır. Saldırı cepheleri biliyorsunuz Kanal ve Kafkas cephesidir. Savunma, Çanakkale, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Irak cephesidir. Bunun dışında yardım cepheleri Romanya, Galicia, Makedonya'dır. O da Avusturya'ya, müttefikine yardım amaçlıdır. Şimdi bu cephelerin önemli noktaları, Kafkas cephesi dediğimizde nerelere dikkat edin? Sarıkamış Harekatı, Tehcir Kanunu, Mustafa Kemal'in bu cephede olması, Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtarmış olması sorularda en çok göze batan noktalar olur. Bunun dışında Kanal cephesi dediğimizde Mısır cephesi, işte Süveyş kanalını ele geçirmek, İngiliz sömürge yollarını kesmek amaçlıdır. Cephe başarısız olmuştur. Evet, kaybedildiği halde toprak kazanılan cephe Kafkas cephesidir. Ruslar daha kötü haldedir. Bolşevik ihtilali vardır. Çanakkale cephesi geçilemeyip Rusya'ya yardım gitmediği için Bolşevik ihtilali, Brest-Litovsk Antlaşması, Kars Ardahan Batum, Berlin Antlaşması'nda kaybettiğimiz Kars Ardahan Batum'u geri almışlığımız yine çok önemli bir nokta. Çanakkale cephesi, Mustafa Kemal Atatürk var. Savaşı uzatan cephe, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı ilk cephedir. Bununla birlikte savaşın süresini uzatmıştır. Bulgaristan bizim yanımızda savaşa katılmıştır. Milli mücadele ruhu uyanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm dünya ve Türk halkı tanımıştır. Önemli noktalar. Devam ediyoruz. Irak cephesi İngilizlerin özellikle Irak petrollerini elde etmek amacıyla açtığı cephedir. Selmanı Pakt ve Kutul Amare'de başarılı olsak da cepheyi genel itibariyle İngilizler destek birlik getirdiği için kaybettik. Böyle bir durumda söz konusu. Bunun dışında Suriye Filistin Kanal cephesine karşı İngilizlerin açtığı cephedir. Mustafa Kemal bu cephede de 7. Ordu komutanı olarak bulunmuştur arkadaşlar. Bunun dışında biraz Yemen kutsal toprakları korumak için açtığımız cephedir ama Arapların İngilizlerle işbirliği vardır. Ümmetçilik anlayışı sona ermiştir. Tabii Kafkas cephesinde de Orta Asya'daki Türklerle birleşme arzusu vardı. Başarısız olunca orada da Turancılık düşüncesinin başarısızlığı olarak geçer sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte yine Kafkas cephesiyle ilgili bir şey geldi aklıma, onu da söyleyeyim. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı ilk cephe olma özelliğine sahip. Sonrasındaki gelişmeler, ABD'nin savaşa girmesi, savaşa girişinde Wilson ilkeleri, işte yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak, sömürgeciliğin önüne geçmeye çalıştı. En büyük numarası bu Wilson'un. Ama manda ve himaye fikri bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünya barışını koruyalım diye Milletler Cemiyeti'nden ilk kez bahsedilen yerde yine Wilson ilkeleridir sevgili arkadaşlar. Tabi toprak ve savaş tazminatı alınmayacak sözünün verilmesi Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndan da çekilmesinde etkili olmuştur. Çünkü Osmanlı ile ilgili Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler Türklere bırakılmalıdır der ki bu mantıkta Anadolu'nun Türklere bırakılması gerekir ki öyle olmaz biliyorsunuz. Doğu Ermeniler, Batı'da Rumlar işgal edip bu bölgeleri koparmaya çalışmışlar idi. ABD'nin savaşa girmesi savaşın süresini de kısaltacaktır. Ama ABD umduğunu bulamayacaktır savaştan. Bu yüzden savaş öncesindeki Monroe doktrini, yani yalnızlık politikasına geri dönecektir. Ateşkes antlaşmaları vardır. İttifak devletleri içerisinde ilk ateşkes imzalayan Bulgaristan'dır, Selanik. Sonra Osmanlı gelir, sonra Avusturya gelir, sonra Almanya gelir. Bulgaristan, Selanik, Osmanlı, Mondros, Avusturya, Macaristan, Villa Gusti, Almanya, Rethontes ateşkesleri imzalamıştır. Bakın bunlar ateşkestir. Tabii barış antlaşmaları da var biliyorsunuz. Bunlar da ne arkadaşlar? İşte Almanya, Versay, Avusturya, Macaristan birbirinden ayrılır. Avusturya ile Saint Germain, Macaristan'la Trianon, Bulgaristan'la Neuilly. Bunlar Paris Barış Konferansı'nda hazırlanmıştır. Osmanlı'ya hazırlanan Sevr ise San Remo konferansındadır. Bu ayrıma da dikkat etmek gerekiyor.
Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına karar verilmiştir. En sivri noktalardan birisi bu. İkincisi de savaş sırasındaki gizli antlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir Yunanlılara verilmiştir. Ki bu da İtalya'nın konferansı terk etmesine, İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılıklarının başlamasına yol açmıştır. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Ruslar 1917 Bolşevik İhtilali ile savaştan çekildikleri için Rusya bir itilaf devleti olma özelliğini yitirmiştir. Tabii yayın kaydedilecek, kayıtlı kalacak. Birinci Dünya Savaşı sonucunda birçok devlet kurulmuştur arkadaşlar. Özellikle ben buna sonu ya ile biten devletler diyorum. Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Çekoslovakya gibi devletler, sonu ya ile biten devletler. Tabii bunun dışında Sovyetler Birliği de var, Türkiye de var, Macaristan var. Ama mesela hayır, tabii ki itilaf devleti değil. İtilaf devleti olma özelliğini kaybediyor. Tabii arkadaşlar şunu da unutmayalım. Romanya yok. Bak o da yağla bitiyor da Romanya yok. O 1878 Berlin'de kuruldu. Ya da Japonya yok. Şaşırtsın diye bunları yanlış cevap şıkkı olarak ne yapabilirler? Size verebilirler. Bu noktada da dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki sonrasında Mondros Ateşkesi ve işgaller var. 30 Ekim 1918 tarihinde Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon zırhlısında İngiliz Amiral Kaltrop, Bahriye Nazırı Rauf Orbay arasında imzalanmıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması. 7. ve 24. maddelerini biliyorsunuz. 7. madde tüm Anadolu'da işgalleri yasallaştıran, 24. madde ise doğuda bir Ermeni devleti kurdurmayı amaçlayan maddeleridir. Osmanlı'nın tüm ordularının tersi silahlarının toplanması, Osmanlı'nın bir yerde elini kolunu bağlamak, savunmasız bırakmaktır. Yorumlarda gelir arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Tüm iletişim ulaşım araçlarına el koymak, iletişim ulaşım bir insanın gözü kulağı gibidir. Bu da işgallerin duyulmasını, görülmesini engeller. Aklınızda bulunsun. Bununla birlikte boğazları İtilaf devletlerinin denetimine girmesi, baş İstanbul, gövde Anadolu, vücut bütünlüğünü bozuyor Osmanlı'nın. Boğazları alarak İstanbul işgal tehdidi altında kalıyor. Bunlar Mondros'un en çok sorulabilitesi olan yorumsal maddeleri. İşgaller bilgi sorularında gelir. Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer Musul'dur İngilizler. Anadolu topraklarında işgal edilen ilk yer Hatay, dört yoldur Fransızlar tarafından. Bunlar da yine sorularda sıklıkla geliyor arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması biliyorsunuz Osmanlı'nın fiilen sona ermiş olduğu ateşkes antlaşmasıdır. Bu sürecin sonrasında İzmir'in işgali var. Paris Barış Konferansı'nda karar verilmişti. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilir. Sözde Rum nüfus fazladır ve Türkler işte Rumlara eziyet etmektedir ama Yunanların bölgeye 15 Mayıs 1919'da gelmesi bunun tam tersi bir durum olduğunu kanıtlar. Bölgede huzursuzluk, asayişsizlik artar. Hasan Tahsin, Hukuki Beşer gazetesi yazarı Osman Nevrez gerçek adıyla ilk kurşunu atmıştır İzmir'de. Artı arkadaşlar bölgedeki huzursuzluklar bu bölgeye bir heyetin gelmesine yol açacak. Amerikalı Amiral Bristol, Bristol raporu Türklerin haklılığını, Yunanların haksızlığını, Türk Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını da kanıtlayan dış kaynaklı ilk belge olma özelliğine sahip. Bu Bristol raporu doğudaki Harbert raporuyla karışabiliyor. Bir de doğuda Ermenilerin haksızlığını kanıtlayan General Harbert raporu vardır. Karıştırmayın. Amiral Bristol, İzmir, İzmir'in denize kıyısı var. Amiral gelmiş, hani oradan karıştırmayı önlemeye çalış. Bunun dışında İzmir'in işgali sonrasındaki süreçte arkadaşlar cemiyetleri görüyoruz. Bristol'ün B'si Batı, o da çok mantıklı, güzel. Şeyi söyleyelim, cemiyetler var. Zararlılar ikiye ayrılıyor. Azınlıkların kurduğu, Türklerin kurduğu. Bir de yararlı cemiyetlerimiz var.
azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak noktası kendi devletlerini kurmaya çalışıp Anadolu işgallerini kolaylaştırmaya çalışmışlardır. Wilson ilkelerinde diyordu ki işte azınlıklar nerede yoğunsa nüfus olarak onların olacaktır. Özellikle Rumlar ve Ermeniler bu iddialarla cemiyetler kurdular. Rum yani Yunan cemiyetleri Mavri, Mira, Bizans'ı yeniden kurma iddiasındadır. Etnik Yeterya en eskidir. Bağımsız Yunanistan devletinin kurulmasını da sağlamıştır. Hatta Filiki Eterya'dır bir başka ismi, sorularda çıkabiliyor. Pontus Rum Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'de Trabzon'da son verilen Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmayı amaçlamaktadır. Ermenilerin iki cemiyeti vardır. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmaya çalışan Hınçak ve Taşnak. Bunun dışında Musevi Alyans ve Makabi cemiyeti Yahudi cemiyetleridir. Filistin topraklarında İsrail devleti kurmaya amaçlar. Türklerin kurmuş olduğu milli varlığa düşman cemiyetler milli mücadelede karşı çıkmışlardır. İtilaf devletleriyle işbirliği yapmışlardır. Manda ve himaye fikrini benimser. Mesela Sulh-ü Selamet Osmaniye padişah taraftarıdır. Teali İslam halifelik taraftarı diyebilir. Kürt Teali Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmaya çalışıyor. İngiliz muhipleri İngiliz manda ve himayesini, Wilson ilkeleri ise Amerikan manda ve himayesini savunur. Hürriyet ve İtilaf'ta aslında İttihat ve Terakki'ye karşı ikinci meşrutiyet sonucunda kurulmuştur. Milli mücadeleye karşıdır. Bunu da yine unutmayalım. Yararlı cemiyetler genelde bölgeseldir. Kuruldukları isimden kime karşı kuruldukları bellidir. Milli bağımsızlığı hedeflemektedirler. Kuvayi Milliye'nin oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Sivas Kongresi sonucunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adıyla birleştirilmişlerdir. Trakya Paşaeli, Trakya Yunanlara karşıdır. İzmir Müdafaa-i Hukuk, İzmir Reddi'yle Yunanlara karşıdır. Trabzon Muhafaza-i Hukuk, Pontus Rum Cemiyeti'ne karşıdır. Bu da çok sorulur. Pontus Rum'a karşı kurulan yararlı cemiyet hangisidir diye. Bunun dışında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Doğu Anadolu'daki cemiyetlerin birleşmiş ismi ama bunun dışında Kars İslam Şurası vardır. Sivas Anadolu Kadınları vardır. Hatta Sivas Valisi'nin eşi olan Melek Hanım kurmuştur. O ayrıntıya da verelim. Bunlar Ermenilere karşı. Adana'da, Çukurova'da Kilikyalılar Cemiyeti, bakın Kilikya ismine de dikkat edin. Çukurova'nın iç çağdaki ismi Kilikya. Alengirli geldiği için yabancı zararlı cemiyet zannetmeyin arkadaşlar. Milli Kongre basın yayın yolunu kullanıp tüm yurttaki işgallere karşı protestoları basın yayın yoluyla duyuran cemiyettir arkadaşlar ve ilk defa Kuvayi Milliye tabirinde kullanmıştır. Ulusal olarak da nitelendirilir bu cemiyet. Sonrasındaki süreç Kurtuluş Savaşı hazırlık süreci. Mondros Ateşkesi'nden sonra biliyorsunuz Mustafa Kemal İstanbul'a gelecek. İstanbul'da kurtuluş çareleri arayacak ama Anadolu'ya geçme gerekliliğini görecektir. Samsun yöresinde Rumlarla Türkler arasındaki çatışmalar, İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'dan bunu çözmesini istemesi, Mondros'un yoksa 7. 24. maddelerine göre işgal edeceklerini söylemeleri, neticede Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmesine yol açmıştır. Yani kapıyı açmıştır. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminin başlıklarını sayayım size. Samsun raporu. Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum-Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri, son Osmanlı Meydanı'nın açılması, orada Misak-ı Milli'nin kabulü, İstanbul'un resmen işgali, İstanbul'un resmen işgalinden sonra efendime söyleyeyim, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılması, TBMM'nin açılması. Sürecin başlıkları böyle. Hızlı bir özet yapacak olursak, genel tekrar yapıyoruz ve çok konu var daha karşımızda. O yüzden hızlı gidiyorum arkadaşlar. İnşallah bozulmuyorsunuzdur. Havza Genelgesi halkı bilinçlendirmeye, protestolar yapılmasına, mitingler düzenlemesine organize eden ilk belgedir. Havza ile ilgili şuna çok dikkat edin. Protestolar sırasında azınlıklara zarar vermeyin der Mustafa Kemal. Bunu özellikle ister. Neden? İtilaflar bunu bahane edip
işgal alanlarını genişletmesin diye. Amasya genelgesi zaten belkemiğidir bundan sonraki sürecin. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi, programı belirlenmiştir. Temsil heyetinin adından ilk kez Amasya genelgesinde bahsedilmiştir. Bununla birlikte vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığından bahsedilmiştir. İstanbul hükümetinin üzerine düşen görevi yerine getiremediğinden ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığını sağlayacağı. Bu önemli. Bu hangi ilkeyle ilgilidir? Milletin bağımsızlığını milletin azmi kurtaracak. Amaç ne? Milletin bağımsızlığı. Yöntem ne? Milletin azim ve kararı. Burada arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesini görüyoruz. Neden? Milletin bağımsızlığını ne sağlayacak? Milletin azim ve kararı. Vurguyu oraya yapıyor. Buna çok dikkat edin. Sivas'ta ulusal bir kongre yapılması da yine burada kararlaştırılmış. Bunları unutmayın sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Erzurum Kongresi ile devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin önemli noktaları. Misak-ı Milli'den bahsedilmiştir. Manda himaye ilk kez reddedilmiştir. Temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsilen kurulmuştur. Yine azınlıklara sosyal siyasi dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. İç işlerimize karışmamak kaydıyla işte devletlerle işbirliğine gidebiliriz. Bakın bunlar hep bağımsızlıktan ödün vermeme ile ilgilidir sevgili arkadaşlar. Toplanış amacı bölgesel, aldığı kararlar ulusaldır. Sivas Kongresi'nde bu kararlar genişletilmiştir. Sivas Kongresi o da güzel. Kongresi her açıdan ulusaldır. Manda himaye kesin olarak reddedilmiştir. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eden bir hükümet şekline dönüştürülmüştür. Hatta Batı cephesindeki Kuvayi Milliye'nin başına Alif atama yapması, aynen atama yapması bunun temsil heyetinin hükümet gibi çalıştığının bir kanıtıdır. Ali Fuat Cebesoy'u atıyordu. İrade-i Milliye gazetesi Sivas Kongresi sonucunda çıkıyor. Bunu da unutmayın. Bu da çok önemli bir nokta. Bununla birlikte kongreyi engellemeye çalışan Elazığ valisi Ali Galip olayı, bu da önemli. Tüm yararlı cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk adıyla birleştirilmesi, bu da önemli. Sivas Kongresi engellenemiyor. Engellenemeyince İstanbul'da hükümet değişir. Damat Ferit gider yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulur. Bu da İstanbul'a karşı kazanılan ilk siyasi başarı olarak yorumlanır. Ali Rıza Paşa hükümetinden Salih Paşa'yla Amasya görüşmeleri yapılır. Ortak karar şudur: seçimler yapılsın, Mebusan Meclisi açılsın. Diğer kararlar uygulanmamıştır. Hani vatan düşman işgaline bırakılmasın, silahlar bırakılmasın, mücadele devam edilsin. İkisi de aynı gazete zaten. İrade-i Milliye'nin adı temsil heyeti Ankara'ya taşınınca hakimiyetin milliye, cumhuriyetin ilanından sonra ulus adını alacak idi. Neticede sevgili arkadaşlar, Mebusan Meclisi'nin açılması tek ortak karardır. Seçimler yapılır, mebuslar seçilir ve Ocak 1920'de Mebusan Meclisi açılacaktır. Ondan önce Aralık 19'da temsil heyeti Ankara'ya taşınmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılır. Mustafa Kemal 3 tane istekte bulunmuştur aslında mebuslardan. Beni meclis başkanı seçin der, olmaz. Müdafaa-i hukuk grubunu kurun der. Bunun yerine Fellah Vatan grubu kurulur. Tek faydalı yaptığı çalışma Misak-ı Milli kararlarını 28 Ocak 1920 tarihli gizli toplantıyla kabul etmesidir. Misak-ı Milli kararları tabii ki itilaf devletlerinin işine gelmediği için 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilir. Mebusan Meclisi kapatılır. Milletvekillerinin bir kısmı tutuklanıp Malta'ya sürülür. Yalnız şuna dikkat edin. Misak-ı Milli kararları son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi. TBMM'de değil. Bu Misak-ı Milli kararlarının kabulünde de Fellah-ı Vatan grubu etkili olmuştur. Mecliste o grup vardı, ona dikkat edin. Misak-ı Milli nelerden bahseder? İstanbul, Boğazlar, Arap memleketleri. Evet, özellikle Pozantı Kongresi hem Anadolu'daki son kongredir hem de Mustafa Kemal'in katıldığı son kongredir. Onu da söylemiş olalım. Halk oylaması yapılması gereken Evliye-i Selase, Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya, Boğazlar, kapitülasyonlar, azınlık hakları
ve arkadaşlar borçlar konusu geçer. Şimdi burada neye dikkat edeceksiniz? Aman gözünüzü seveyim. Milli egemenlikten, yönetim sisteminden, rejimden hiçbir şekilde misak-ı milli bahsetmez. O milli sınırları çizer ve bu milli sınırlar içerisinde bağımsız bir devletin hangi şartlarda oluşabileceği üzerinde durur. Bir yerde hani Lozan'ın da bel kemiği diyebilirsiniz ki burada gördüğümüz birçok özelliği Lozan'da da görüyoruz. Evet, Melike Kapsar diye kodlanıyor. Tabii ki İstanbul'da son Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılınca 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılacaktır. Şöyle bir şey var ya, yorum sorularında çıkıyor. Der ki İstanbul'dan kaçıp gelen vekiller var. Onlar da Ankara'daki yeni meclise katılsın. Neden? Onları da halk seçmişti. TBMM'deki vekilleri de halk seçti. Bu da milli egemenliğe saygıdır arkadaşlar. Sorular da karşınıza çıkar. Birinci TBMM Milli Meclis'tir. Kurucu meclistir. İhtilal meclisidir. İhtilal mevcut düzene son vermektir. Bunu da nereden anlıyoruz? Hani yaptığı tek inkılap olarak ne geçiyor? Saltanatın kaldırılması geçiyor. Yasama, yürütme, yargı meclis başkanına aittir. Güçler birliği ilkesi vardır. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı meclisidir. Hıyaneti Vataniye Kanunu'ndan tutun da Ağanam vergisinin arttırılmasına kadar meni müskirat dediğimiz içki yasağı, meni israfat dediğimiz israfı engelleyici yasaklar, Kurtuluş Savaşı sürecinin anlaşmaları, bunlar Moskova Antlaşması'ndan tutun Kars Antlaşması'na, Gümrü Antlaşması'na kadar birçok şey var ama bir şey yok. Ne yok? Ne yok arkadaşlar? Tekalifi milli emirleri yok. Tekalifi milli emirlerini çıkaran Mustafa Kemal Atatürk'tür başkomutanlık yetkisiyle. TBMM başkomutanlık yetkisiyle tüm gücünü 3 aylığına Mustafa Kemal'e devretmiş. Tekalifi milliyeyi çıkaran Mustafa Kemal'in kendisi olmuştur. Bu da sorularda yine karşınıza çıkabilir. Hangisi 1. TBMM'ye ait değildir diye. Evet, 1. TBMM dönemindedir ama o çıkarmamıştır. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları da kısaca geçelim. İstanbul hükümetinin çıkardıkları Ahmet Anzavur, Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu. İstanbul'la itilafların ortaklaşa çıkardıkları Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Afyon, Çopur, Musa, Yozgat, Çapanoğulları, Konya, Bozkır, Delibaş, Mehmet İsyanı, Milli Aşiret İsyanı, Urfa. Azınlıklar Ermeni ve Rum isyanları var bağımsız devlet kurmak için. Bir de düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayi Milliyeci isyanları var ki Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe de bu isyanlar arasında. Peki ne gibi önlemler alıyor TBMM? İşte süreç itibariyle düzenli orduyu kurmaya hız vermiştir. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur TBMM'ye karşı çıkan isyanlar neticesinde. Hatta İtilaf Devletleri İstanbul Müftüsü Nurizade Abdullah Efendi'den Mustafa Kemal ve arkadaşlarını suçlayıcı fetva alınmış. Buna karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve 150 din adamından karşı fetva alınmıştır. Hani bunları da dile getirmiş olalım. Sevr Antlaşması tabii ki kayıtlı kalacak, kayıtlı kalacak canlı yayın. Sevr Antlaşması arkadaşlar 10 Ağustos 1920 İtalya'nın Sanremo kentinde hazırlanmıştır. Türk halkını yok sayan, hiçe sayan bir anlaşmadır. Paylaşım planında merhabalar, Batı Anadolu'da Yunanlılar, Antalya, Konya biliyorsunuz İtalyanlar var. Antep, Urfa, Maraş, Adana, Hatay var. Doğuda bir Ermeni devleti planı var. İstanbul Türkler Dağı anlaşmaya uymazsa ellerinden alınacak. Osmanlı ordusunda ağır silahlar olmayacak. 50.700 kişiyi geçmeyecek. Donanma 13 küçük gemiyi geçmeyecek şeklinde bir düzenleme yapılmıştır Sevr'de. Ölü Dağ Anlaşmadır. Halk yani meclis onayından geçmemiştir. Saltanat Şurası onaylamıştır. Evet, yaklaşık yarım saatte Trablusgarp Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar geldik arkadaşlar. Bir suyla boğazımı ıslatıp geliyorum. Bir 30 saniye ara vermiş olalım. Hava sıcak. Sürekli konuşma.
insanı ister istemez şey yapıyor, etkiliyor. Canlı yayın heyecanı yok tabii ki. Biz Instagram'da yaklaşık 2 yıldır canlı yayın yapıyoruz zaten. YouTube'da ara ara yapıyorduk da son dönem işte YouTube'da yapmak daha cazip geldi. Ha, donma olmuyormuş. Bak, Melike donma olmuyor diyor. O da Instagram takipçilerimizden. Tamam. Bundan sonra artık pek de bir şey kalmadı bundan sonrasına. Ama gerçi KPSS'ye katılan arkadaşlar var. Onlar için buradan canlı yayınlara devam ederiz. Gelelim Kurtuluş Savaşı'na. 3 ana cephe, Doğu, Güney ve Batı cepheleri. Doğu cephesi Ermenilere karşı mücadele edilmiştir. 15. Kolordu, Osmanlı'dan kalan kolordu mücadele etmiştir. Başında Kazım Karabekir vardır. Hani Öksüzlerin babası, Şark Kartalı olarak adlandırılan Kazım Karabekir vardır. 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalanır. Gümrü'nün önemli sorularda çıkar. TBMM'nin ilk askeri başarısıdır, ilk uluslararası başarısıdır. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Türkiye adının geçtiği ilk anlaşma Gümrü Antlaşması'dır. Doğu sınırımızı düzenlemiştir Gümrü ama kesinleştirmemiştir. Kesinleştirmesi biraz daha ileride olacak arkadaşlar. Bunlar önemli. Aslında bu cephede bir de Şubat 21'de Batum Antlaşması var. Gürcistan'la imzalıyoruz. Batum çok da kısa süre olsa bizim elimize geçiyor. Ama tabii Gümrü ile Kars, Ardahan, Türk toprağı olarak kabul ediliyor ki Batum'da sonrasında elimizden çıkacak. Güney cephesi düzenli ordu yok. Mücadeleyi Kuvayi Milliye veriyor. Antep, Urfa, Maraş mücadelenin en yoğunlaştığı yerler. Maraş'ta Süleyman var. Urfa'da Ali Sahip Bey var, yüzbaşı. Antep'te de meşhur Şahin Bey vardır. Fransızlara karşı mücadele edilmiştir. Fransızlarla yapılan mücadeleler neticesinde Sakarya Zaferi'nden sonra Ankara Antlaşması ile cephe kapanacaktır. Kurtuluş Savaşı sürecindeki en yoğun cephemiz ise Batı cephesidir. Batı cephesinde bazı kaynaklarda alıyor, bazı kaynaklarda almıyor. Ekim 1920'de bir Gediz taarruzu vardır. Gediz taarruzu Kuvayi Milliye ile Yunanlar arasında olmuş. Bu taarruzda Kuvayi Milliye yenilmiştir. Düzenli orduya geçilmesinde çok etkendir Gediz taarruzu. Aklınızda bulunsun. Batı cephesinde yani Gediz taarruzu diye de bir savaş var en başlarda. İşte Kuvayi Milliye'nin belli bir merkezinin olmaması, ağır silahlarının olmaması, düzeninin olmaması nedeniyle burada alınan yenilgi üzerine düzenli ordu Kasım 1920'de kurulmuştur. Başına da İsmet İnönü atanacaktır komutan olarak Refet Bele ile birlikte. Refet Bele 2. İnönü'nden sonra çekilecek. Cephede bir tek İsmet Paşa kalacaktır komutan olarak. Batı cephesindeki savaşlar özellikle İngiltere'nin desteklediği Yunanlara karşı yapılmıştır. Ne yapmak? Düzenli orduyu bozmak, Ankara'yı ele geçirmek, TBMM'yi dağıtmak, tabii dağıtmadan önce de Sevr'i imzalatmaktır. Batı cephesi savaşlarının genel sebepleri. 1. İnönü vardır 6-10 Ocak tarihleri arasında. Kazanılmıştır. Savunma yaptığımız savaştır. Milat, Tilma ya da Talim olarak kısaltılan önemli 5 sonucu vardır. İşte bu sonuçlara baktığımızda arkadaşlar, Teşkilat-ı Esasiye dediğimiz 21 Anayasası, Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası, Afganistan'la Dostluk Antlaşması ki TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlettir, Londra Konferansı, İtilaflar bizi çağırır, İstanbul'da çağırır ama çıkıyor hükümeti düşürüp Sevr'e benzeyen bir şey imzalatmaktır. TBMM adına Bekir Sami Bey katılmıştır. İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katılmış ama sözü TBMM'ye bırakmıştır. Sevr'e benzeyen bir şeyler kabul ettirilmeye çalışıldığı için sonuç çıkmamıştır ama İtilaf Devletleri topluca TBMM'nin varlığını burada tanımıştır sevgili arkadaşlar. Moskova Antlaşması TBMM'yi tanıyan ilk Batılı Avrupalı büyük devlet olarak Rusya karşımıza çıkıyor. Batum bu antlaşmada Gürcistan'a bırakılıyor. Misak-ı Milli'den ilk taviz olarak geçmektedir. Bu da yine aklımızda bulunsun. Bunları özet olarak geçtim. En baba noktaları bunlardı. Kısa bir süre sonra 1. İnönü'den kısa bir süre sonra 2. İnönü Muharebesi'ni görüyoruz sevgili arkadaşlar. 2. İnönü Muharebesi de gerçekleşir. Yine TBMM'nin kurduğu düzenli ordu kazanır.
İtalya Anadolu'yu boşaltmaya başlar. Bu önemli bir nokta. Fransa Ankara'ya Franklin Bouillon'u yönler. Barış görüşmelerini yapabilmek adına. Mustafa Kemal'in bir telgrafından bahsedilir. Siz orada sadece düşman değil, halkın makus kötü kaderini de yendiniz der. Bunu da bazen soruyor. Bu hangi savaş sırasında yaşanmıştır diye sevgili arkadaşlar. Tabii ki TBMM'ye ve düzenli orduya duyulan güven de artmıştır 2. İnönü'yle. Sonra 10-24 Temmuz tarihlerinde Kütahya-Eskişehir savaşları gelecek ama ondan önce bir ayrıntı vereyim. 2. İnönü'yü kazanırız. Hemen ardından Aslanlar ve Dumlupınar'da taarruz girişiminde bulunur. Ama taarruz girişimi başarılı olmaz. Hani bu öyle bir taarruz girişimi de var. O da aklınızda bulunsun. 10-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Kütahya-Eskişehir savaşlarında arkadaşlar TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun tek yenilgisidir. Orduya, TBMM'ye duyulan güven azalmıştır. Devamında işte meclisi Kayseri'ye taşıyalım, Kuvayi Milliye'ye geri dönelim gibi tartışmalar başlar. İtalya Anadolu'yu boşaltmayı durdurur. Düzen bozulduğu için istiklal mahkemeleri kurulur. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılır. Ve Mustafa Kemal az önce de bahsettiğimiz TBMM'nin tüm yetkilerini 3 aylığına Başkomutanlık Kanunu ile üzerine alır. Ve ordunun eksiklerini giderebilmek amacıyla Tekalif-i Milliye emirlerini yayımlar. Sonrasındaki sürece bakacak olursak arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece süren savaş olarak geçer. 23 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır la başlayan emri vardır. Yani çizgi değil, yüzey savunması vardır. O da tüm vatandır. Cepheyi esnetmiştir. Tüm vatanı bir cepheye çevirmiştir. Türk ordusunun son savunma savaşıdır. 2. Viyana kuşatmasından beri süre gelen batıdan çekiliş durmuştur. Mustafa Kemal gazilik ünvanıyla maraşallik rütbesini almıştır. Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. İtalya tası tarağı toplayıp herhangi bir anlaşma imzalamadan Anadolu'yu terk etmiştir. Fransa ile Ankara antlaşması imzalanmıştır. Hatay'daki Türk varlığı kabul ettirilmiş ama Hatay Suriye'de kalmıştır. Çıkmış soruları ben anlayamadım onu zaten. Gizli görünüyor. Gizliden açığa alıyorum. Tekrar gizliye düşüyor. Bir sorun, bir problem var ama çözemedim arkadaşlar. Çok üzgünüm o konuda. Bir şey yapamıyorum. Bunun dışında Kars Antlaşması vardır. Sovyetler Birliği'ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la imzalanmıştır. Aslında Moskova'nın tekrarı olarak kabul edilir. Doğu sınırlarımızı kesinleştirmiştir Kars Antlaşması. Büyük taarruzla Sakarya arasında bir yıllık bir boşluk vardır. Hatta bu boşluk sırasında Paris Mukarreratı denilen bir barış görüşmesi daha sunulur ama sonuçsuz kalır. Büyük taarruz için hazırlıklar yapılmıştır. Orduya taarruz eğitimi verilmiştir. Neticede hazırlıklar tamamlanmış. 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlar. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri meşhurdur. Yurt düşman işgalinden kurtarılır. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası kapanıp siyasi safhası başlayacaktır. O da neyle? Mudanya Ateşkesi ile. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Mondros Ateşkesi geçersizdir. Sev geçersizdir diyemezsiniz. Sev zaten kafadan geçersizdi. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakıldığı için Osmanlı'nın hukuken bittiği de burada kabul edilmektedir sevgili arkadaşlar. Ekim'de imzalanan Mudanya'dan kısa bir süre sonra Lozan görüşmeleri başlar. İtilaflar İstanbul'da yine davet etmekten çekinmez. İstanbul'u etkisiz kılabilmek için 1 Kasım 22'de saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran sebep Lozan'dır. Mudanya'da da Lozan'da da baş delege İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü olmuştur. Bunu da yine söylemiş olalım. Lozan Antlaşması'na bakarsak sınırlar batı sınırı Yunanistan'la Meriç Nehri sınırı kabul edilmiştir. Ege Adaları Yunanistan'a, 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. Suriye sınırında Ankara Antlaşması geçerlidir. Hatay'ı alamadık, bu bir etkisi. Irak sınırı Musul meselesi İngiltere ile çözülememiş, Musul sonrasına bırakılmıştır. Bu soru işareti.
Lozan'da hani artı ya da eksi hiçbir şekilde çözülemeyen tek konu Mus'un sorunudur. Doğu sınırımız Kars Anlaşması geçerlidir. Yeni bir oluşum yoktur. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır artı. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır ama sonradan bir düzenleme olacak söyleyeceğim artı. Osmanlı borçları taksitlendirilmiş, Osmanlı Devleti sınırları üzerinde kurulan devletler arasında paylaştırılmıştır. Ama 29 krizinden sonra tekrar bir düzenleme olacaktır borçlar konusunda. Duyun umumiye kaldırılmıştır. Artı Yunanistan İzmir'deki tahribatı nedeniyle Edirne'nin bir mahallesi olan Karaağacı Türkiye'ye tazminat olarak bırakmıştır. Artı Boğazlar başkanı Türk Uluslararası bir komisyondur. Eksi sonrasında alacağız. Yabancı okullar Türkiye'ye bağlanmıştır ama Fransa problem çıkartacak. Patrikhane yetkileri Türk Medeni Kanunu ile Türkiye'ye devredilecektir. Medeni Kanun 26'da bir 2 yıllık kendisine göre takılacak. Lozan'a ara verilmesi aslında hiçbir konuda tam bir ittifaka girilememesidir. Mustafa Kemal azınlıklar, kapitülasyonlar ve boğazlar konusunda taviz vermeyin demiştir. Her konuda sıkıntı yaşanmıştır. Nüfus mübadelesi işte İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler hariç karşılıklı nüfus mübadele edilecektir. Ama Yunanistan bu konuda arıza çıkardığı için Lozan sonrasında tekrar bu konuyu da göreceğiz sevgili arkadaşlar. Yayın başlayalı bir 41 dakika oldu. Ama yayın kayıtlı kalacağı için sıkıntı değil. Geldik Atatürk ilkelerine. Arkadaşlar ilkeleri anahtar kelimelerini hatırlatıp geçeceğim. İlkelerle ilgili sorular ya paragraf verilir, hangi ilkeye bağlıdır der, ya inkılaplar verilir, hangi ilkeyle bağlıdır der, ya da yine inkılaplar verilir, hangi ilke dışarıda kalır diye sorar. Cumhuriyetçilik ne demek? Milli egemenlik, halkın yönetime katılması, rejim, yönetim sistemi, seçimler, partiler, demokrasidir. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, bağımsızlık ve bir inkılabın adında ya da tanımında Türk ya da milli kelimeleri geçiyorsa milliyetçiliktir. Halkçılık, kanun üstünlüğü her alanda halkın eşitlenmesi, hiç kimsenin hiç kimseye üstünlüğünün olmamasıdır. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyeti, akılcılık ve bilimsellik. Devletçilik özellikle ekonomi alanında yapılanlardır. Sosyal devlet anlayışına benzer. İnkılapçılık da zaten yenileşme, çağdaşlaşma, modernleşme ve ilerlemedir. Sevgili arkadaşlar, bu anahtar kelimeleri görüyorsanız bu gördüğünüze göre ilkelerle alakalıdır anlamına gelir. Geldik inkılaplara. Siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim gibi birçok alanda var. Siyasi alandaki inkılaplar, saltanatın kaldırılması, Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Son padişah Vahdettin'dir. Saltanat kaldırılmış ama halifelik devam etmiştir. Neden diye sorulabiliyor. Klasik cevap iki büyük değişikliğin bir arada yapılmak istenmemesidir. Halifeliğe Osmanlı Hanedanlığından Abdülmecit Efendi atanmıştır. Padişah Vahdettin 17 Kasım'da ülkeyi terk etmiştir. Hani bunlar karşınıza çıkabiliyor. Ve bir devlet başkanlığı boşu oluşmuştur saltanatın kaldırılmasıyla. Bu da bir yerde neyi doğurmuştur? 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına yol açmıştır. Devlet başkanlığı sorunu, rejim tartışmaları sona erer. Mustafa Kemal Atatürk ne olacaktır? Tabii ki ilk cumhurbaşkanı olacaktır. İlk başbakan Cumhuriyet döneminin İsmet İnönü, ilk meclis başkanı da arkadaşlar Ali Fethi Okyar'dır. Bu da yine sorularda gelebiliyor bilgi sorularında. Ha bir de şunu söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilanından hemen önce gerçekleşen gelişmeler var. Mesela Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması 9 Eylül. Ankara'nın başkent olması 13-14 Ekim 23. İzmir İktisat Kongresi Şubat 23. Bunlar İzmir'in işgalinde, Cumhuriyet'in ilanından hemen önce hangisi Cumhuriyet'in ilanından öncedir sorularında karşınıza çıkacaktır. Şimdi devlet başkanlığı sorunu çözüldü ama bir de ne var? Halifelik var. İki başlı yapılanma gibi görünmekte. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırılır. Laikleşme yolunda atılan ilk adım olarak saltanatın kaldırılması, en önemli adım olarak halifeliğin kaldırılması görülür. Halifeliğin kaldırıldığı gün şer'i efkaf vekaleti kapatılır.
Diyanet İşleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulur. Erkan-ı Harbiye kapatılır. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı oluşturulur. Osmanlı Hanedanlığı'nın yurt dışına çıkartılmasına dair kanun yine aynı tarihte kabul edilmiştir. Bir de tevhid-i tedrisatla eğitimde laikleşme yolunda adım atılmıştır sevgili arkadaşlar. Çok partili hayat denemeleri var. Halk Fırkası Yeni Türk Devleti'nin ilk partisidir ama çok partili hayat Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasıyla başlar. Kurucuları Kazım Karabekir. Çok partili hayat 46 Demokrat Parti Adnan Menderes'e geçildi. Atatürk döneminde denemedir. Ha, Türk tarihinde ilk çok partili hayat derseniz Cumhuriyet dönemi değil genel olarak soruyorsanız ikinci meşrutiyettir. Terakkiperver'de Kazım Karabekir Adnan adı var. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele vardır. Parti Şeh Said isyan nedeniyle takrir-i sükun kanunuyla kapanmıştır. İlk çok partili hayat denemesi başarısız olmuştur. İkinci deneme 30'da 29 krizi sonucunda Mustafa Kemal'in arkadaşı olan Ali Fethi Okyar'a parti kurup özellikle hükümetin ekonomi politikalarını denetlemesi için kurulmasını istemiştir. Kurulur ama yine parti içindeki olumsuz tutumlardan dolayı saltanat ve ilafet taraftarlarının girmesinden dolayı partiyi Ali Fethi Okyar kendisi kapatır. Bakın kendisi kapatır. Kapandıktan sonra Menemen olayı çıkar. Şöyle bir yanlış algı oluyor. Terakkiperver'i kapattıran Şeyh Said isyanıdır. Doğrudur ama Menemen şeyden sonra kapandıktan sonra çıkmıştır. Aynen Melike'nin de söylediği gibi. Menemen ve Şeyh Said rejime karşı çıkan iki önemli olaydır ki buna rejime karşı çıkan İzmir suikast girişimini de sayarız. Mustafa Kemal'in sözünden de anlıyoruz bunu. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu da rejime yönelik olduğunun bir kanıtı. Hukuk alanında Türk Medeni Kanunu İsviçre'den aldık. En genişmiş olanı, en modern olanı olduğu için kendimize uyarladık. Laikleşmedir Türk Medeni Kanunu. Kadın erkek eşitliğini sağladığı için halkçılık vardır. Sosyoekonomik hayatta kadın erkek eşitlenmiştir sevgili arkadaşlar. Kadınlara verilen siyasi haklar medeni kanun kapsamında değildir. Kadınlara verilen siyasi haklar belediye, muhtarlık ve vekillik seçimlerine katılmadır. 30, 33, 34'tür BMV olarak kodlanır. Bununla birlikte İtalya'dan ceza, Almanya'dan ticaret kanunu, Fransa'dan da idare hukukunu aldık. Bunları da belirteyim. Eğitim öğretimde tevhid-i tedrisat, eğitim öğretim birliği, eğitimin çağdaşlaştırılması, modernleştirilmesi, ilk öğretimin parasız ve zorunlu olması karma eğitim sistemidir. Bu kanuna bağlı olarak medreseler kapatılmıştır. Bu laiklik ilkesiyle ilgilidir. 2 Mart 26'da Marif Teşkilatı kanunuyla da eğitim teşkilatının modernleştirilmesi ve özellikle Fransa'nın yabancı okullar meselesinde Türkiye'nin iç işlerine karışmasını engelleme vardır. 1 Kasım 28'de yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Milliyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. Yeni alfabeyi öğretebilmek amacıyla millet mektepleri açılmıştır. 24 Kasım'dır kanun tarihi ve aynı gün Öğretmenler Günü Mustafa Kemal Atatürk de baş öğretmen kabul edilmiştir. Türk tarihinin İslamiyet öncesi dönemini de araştırarak Türklerin tarihteki yerini ve önemini tespit edebilmek amacıyla 31'de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Tevfik Bıyıklıoğlu ilk başkanıdır. 32'de de Türk dilini sadeleştirip bilim dili haline getirmek amacıyla Türk Dil Kurumu oluşturulmuştur. Sosyal hayata baktığımızda şapka kanunu, kılık kıyafet kanunu, toplumu modern bir görüntüye kavuşturmak, görüntüde de birlik ve beraberliği sağlamak, çağdaş bir görüntüye kavuşturmak amacıyla yapılmıştır. Halkçılık ilkesiyle alakası vardır. Dini içerikli kıyafetler kaldırılmıştır. Laiklikle de ilgisi vardır. Yine 1925'te tekke zaviye ve türbelerin kapatılması vardır. Bütün türbeler kapatılmamıştır. Bilinen çok meşhur türbeler açık kalmaya devam etmiştir. Sosyal hayatta 34'te çıkarılan soyadı kanunu vardır. Lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır. Halkçılık ilkesi eşitliği sağlamayla alakalıdır. Takvim saat ölçü birimlerindeki değişiklikler Batı ile uyum sağlama amacını taşır. Ekonomi alanında Lozan'a ara verilen dönemde kapitülasyonların kabul edilmeyeceğini göstermek amacıyla 17 Şubat 23'te
İzmir İktisat Kongresi misak-ı iktisadi milli ekonominin temelleri atılmıştır. Milli içerik ilkesi buradadır. Tarımda üretimi arttırabilmek amacıyla 17 Şubat 25'te aşar vergisinin kaldırılması vardır. 1929'da toprak reformu kanunu çıkarılmıştır. 27'de özel sektördeki sanayi hamlelerini kolaylaştırmak, destek olmak için teşviki sanayi kanunu çıkarılmış. Ama 29'da ABD'de başlayan ekonomik kriz nedeniyle başarısız olmuştur. Tamamen devletçi ekonomiye dönülmüştür. 33'te hazırlanıp 34'te yürürlüğe giren birinci 5 yıllık kalkınma planı vardır. Sovyetler Birliği'nden yardım alınmıştır bu plan hazırlanırken. Önemli bir ayrıntı. Bunun ikincisi de vardır, 39'da başlayacak olan ama 2. Dünya Savaşı nedeniyle başarısızdır. Burada tabii ki devletçilik ilkesi var. İlk özel banka Türkiye Cumhuriyeti döneminde açılan ilk banka 24'te İş Bankası'dır. 33'te 35'lerde Etibank, Sümerbank vardır. 37'de Halkbank, 37'de Denizbank, 38'de Halkbank vardır. Ziraat Bankası 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Cumhuriyet döneminde açılmamıştır. Bu ayrıntıya da dikkat etmek gerekiyor. Evet, aynen haklısın Melike. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yoruldunuz mu? Bir küçük ara vereceğim yine. Son bir kısım kaldı. Atatürk dönemi Türk dış politikası. Onu verelim arkadaşlar. Biraz yoruldum. Evet, verelim dış politikaya da. 23-38-39 yıllarıdır Atatürk dönemi Türk dış politikası. 23-30 arası dönem birinci dönemdir. 31-38-39 arası ikinci dönemdir. Birinci dönem daha çok Lozan'dan kalan problemleri çözmek. İkinci dönem ise yaklaşan 2. Dünya Savaşı'na karşı tedbir almaktır. Atatürk dönemi dış politikasının temel ilkeleri akılcılık, gerçekçilik, hayalperest olmama, mantıklı olma, hukukun üstünlüğü, toprak bütünlüğüne saygı, savaşı son çare olarak görme, yurtta barış, dünyada barıştır. Bu süreçte karşımıza çıkan ilk konu birinci dönemde yabancı okullar meselesidir. Fransa ile yaşanmıştır sorun. Devrimi Tedrisat ve Marif Teşkilatı ile ilgili kanunla çözülmüş, dış müdahaleye gidilmemiştir. İkinci konu Musul meselesidir. Lozan'da çözemeyen tek konudur. Türkiye ile İngiltere ikili görüşmeler yapmıştır. Türkiye referandum istemiş, İngiltere bunu reddetmiştir. Konu Milletler Cemiyeti'ne gider. Milletler Cemiyeti, ki cemiyetin başkanı da İngiltere, İngiltere'yi haklı bulmuştur. Türkiye Haliç Konferansı düzenlemiştir. Netice çıkmamıştır. Neticede seferberlik hazırlığı yaptığımız sırada Şeyh Said isyanıyla Musul'a bir operasyon düzenlenememiştir. Ve netice itibariyle 26 Ankara Antlaşması'yla Musul, Misak-ı Milli'den kesin olarak verilen bir taviz olmuştur. Hakkari bizde kalmıştır. Güney sınırımız kesinlik kazanmıştır. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. 30'da etabli mübadele sorunu vardır. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler hariç yer değiştirecekleri nüfus karşılıklı, ama Yunanistan daha fazla Rum nüfus bırakmak ister. Mondros öncesindekileri de bırakmak ister. Anlaşmazlık büyür büyür ta ki 30'daki ahali mübadelesine kadar yerleşme zamanına bakılmaksızın Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar yerleşik sayılır. İlişkiler düzelme boyutuna gelir. Nüfus mübadelesi sorununu çözmemiz bizim Yunanistan tarafından Milletler Cemiyeti'ne hani önerilmemizde etkilidir. Daha sonra Balkan Antantı'nın imzalanmasında etkili olmuştur. Yunan Başbakan Venizelos, Mustafa Kemal'i de Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir. İlişkiler o derece düzelmiştir sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte yine bu süreçte 29 yılında Adana-Mersin Demiryolu'nun Fransızlardan satın alınarak millileştirilmesi var. Onu da söylemiş olalım. Bunun dışında 32-39 arası dönemde Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliği var. Üyeliği Yunan
Yunanistan dışında İspanya'da destekler. Türkiye'nin barışçı sorunları barışçı yollarla çözmesi buraya yani Milletler Cemiyeti'ne katılmasında etkili olmuştur. 34 Balkan Antantı İtalya ve Almanya'nın saldırgan yayılmacı politikalarına karşı Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın katılımıyla yapılmıştır. Bulgaristan yoktur. Daha öncesinde Balkan Savaşları'ndan beri süregelen sınır problemlerinden dolayı. İşte Arnavutluk İtalya ile yakınlaşma durumundadır. O yüzden onlar yoktur. 36 Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu kaldırılmış. Boğazların yönetim hakkı Türkiye'ye bırakılmış. Ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine ise kapalı hale getirilmiştir. Bu da yine bizim egemenlik haklarımızın sağlanması açısından önemli bir sonuçtur. 37 Sadabat Paktı İran'ın Tahran şehrindeki Sadabat Sarayı'nda imzalanmıştır. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan vardır. İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, yayılmacı politikaları bunun imzalanmasında etkilidir. Hatay meselesi 37'de Suriye'yi boşaltma kararı alır Fransa. Ama Hatay'ı Suriye'ye bırakmak ister. Konu Milletler Cemiyeti'ne taşınır. Sandler raporlardır. Evet. Suriye bu arada Sadabat'a Hatay sorunundan dolayı katılmıyor. Türkiye haklı bulunur Milletler Cemiyeti tarafından. 38'de bağımsız Hatay Türk Cumhuriyeti kurulur. İlk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakanı Abdurrahman Melek'tir. 39'da da Hatay Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Misak-ı Milli'den kazandığımız son topraktır. Dikkat! Hatay'ın bağımsızlığını Mustafa Kemal görmüş ama katıldığını görememiştir. Yine başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sandler raporunu da söyledik konuyla ilgili. Evet, dış politika ile ilgili de söyleyeceklerimiz böyle. Daha öncekileri Instagram'da canlı yayın yaparak 3 tane canlı yayın yaptık. İlki İslamiyet öncesi Türk tarihi, Türk İslam tarihi, Türkiye tarihiydi. Instagram'da kayıtlı. İkincisi Osmanlı tarihi topyekün bir saatte. O da Instagram'da kayıtlı. Instagram'dan takip etmek isterseniz orada da bilgi paylaşıyoruz. Sayfamızın adı Tarihsel Taktikler arkadaşlar. Evet, böylece sınavla ilgili konuları tamamladık. YKS'ye girecek olan aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Tarih sorularında arkadaşlar çok önemli olan, hani full de bilseniz, full yorum da yapsanız, hani ezber de yapmış olsanız, dikkatli olmadığınız takdirde soru köklerine, ne istediğine dikkat etmediğiniz takdirde yanlış yapma olasılığı artıyor. O yüzden soruları serin kanlılıkla okuyun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.